Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda kendi yetiştirdiğimiz yavruların, bu sezonun ilk yavruları olan Mozaik Kanara yavrularımızın mamayla ilk tanışmalarını gösteriyorum. Arkadaşlar birkaç güne kadar ben sürekli bu yavruları bir enjektör şırınga yardımıyla kendi elimle besledim. Ama son 1-2 gündür fark ediyorum artık benden mama istemiyorlar arkadaşlar. Normalde beni görmeleri bile yetiyordu. Hemen böyle çırpınmaya ve ütüşmeye başlıyorlardı mama istedikleri için. Özellikle bugün arkadaşlar denedim. Hiç onlara yiyecek de vermedim. Ama benden mama istemediler. Ara ara şu aşağıdaki yemliklerde yemlendiklerini görüyorum arkadaşlar. Şimdi de bir deneme amaçlı bu mamayı koydum kafeslerine. Maşallah ikisi de yediler. İlk kafese mamayı bıraktığımda turuncu olan yani şu an geldi. O bir güzelce yedi. Bakın ağzında da zaten daha böyle kalıntıları var mamanın. Yine geldi. Daha sonra beyaz olan, pamuk olan da geldi. Maşallah ikisi de severek yediler mamalarını. Bu çok önemli bir aşama oldu yavruların gelişim sürecinde. Artık bizim onları elle beslememize lüzum kalmadığını gösteriyor bu. Mamada yemeleri zaten çok güzel bir şey. Her kuş, zaten her zaman derim, mama yiyen kuştan korkmayın. Çünkü mamanın içinde kuşların doğal ortamlarında bu yemlerden alamadıkları protein ağırlıklı, vitamin, mineral ağırlıklı maddeler var. Kuş mama yiyorsa arkadaşlar o kuş her türlü sağlıklı olur. O kuştan hiç korkmayın yani. O kuş size kesinlikle verim sağlar. Maşallah yavrularımız da keyifli iştahla mamayı yiyorlar. Bakın böyle dönüp dönüp biraz dolaşıp tekrar yiyorlar. Bu da mamayı gerçekten sevdiklerini gösteriyor. Daha önce hep şırınga ile verdiğim mamayı bu sefer böyle katı haliyle, diğer kuşlara verdiğim haliyle ilk kez yiyorlar. Tamamdır arkadaşlar, yani şu tablonun anlamı şu oluyor. Artık bu yavrular arkadaşlar kendini kurtarmıştır. Yani sulukla tanıştılar. Ara ara sularını içiyorlar. Yemliğe düştüler. Yem kırmayı da öğrendiler. Mamayla da bugün tanıştılar. Mamayı da severek yediler. Artık bu kuşlar tamamdır arkadaşlar. Yani kendini kurtarmıştır. Bundan sonra bu kuşlarla ilgili korkmamıza gerek yok. Siz de yavrularınızla ilgili arkadaşlar bu aşamaları dikkatle takip edin. Sulukla tanışıyorlar mı? Suyu keşfettiler mi? Yemliklere düştüler mi? Yem kırmayı deniyorlar mı? Verdiğiniz mamayı yiyorlar mı? Bunlara dikkat edin. Bunu özellikle hani özenip heves edip de yuvalıktan yavruları alıp kendisi eliyle şırınga vesaire bir aparat yardımıyla besleyen arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Çünkü o şekilde bir büyütme olunca kuş birçok doğal özelliğini kaybediyor arkadaşlar. Onu kazandırmak için kafes ortamında bütün bu süreçlerden yavruları geçirmeniz lazım. Biz de bu süreçleri başarıyla geçirttik bu yavrularımıza. Maşallah artık bunlar kendini kurtardı arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.